Merhaba kıymetli arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Bugün konumuz Fenerbahçe. Evet, Jose Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı. Ali Koç ve Acun nereye gitti? Londra'ya gitti. Anlaştığı konuşuluyor. Tabii ki Aziz Yıldırım Başkan zaten Mourinho ile anlaştım demişti. Yani bu güzel haber. Aziz Yıldırım dediyordu aslında. Ne dedi? Ne dedi? İki tarafta Mourinho ile anlaşsın dedi. Peki şunu anlamıyorum. Bir mantığın ters. Ters bir mantık yapalım. Evet, 99 puan. 99 gol. İsmail Kartal Hoca başarılı mıydı? Değil miydi? İsmail Kartal Hoca neden şimdi imzalamadı ve gönderildi? Bunu sormak lazım. Evet, özellikle Aziz Başkan Mourinho demeseydi, inanın şu anki yönetim Ali Koç, Sayın Ali Koç başka bir teknik direktör getirecekti. Bunu da çok iyi biliyoruz. Yani belki bir Türk veya baktığımızda Montella veya bir İtalyan teknik adam gelecekti. Ama Aziz Başkan, Aziz Yıldırım özellikle yüksek perdeden açtı arkadaşlar. Kapıyı yüksek perdeden açtı ve Jose Mourinho'ya getireceğim. Tabii ki Jose Mourinho ile Ali Koç'a Acun Ilıcalı'nın anlaşıldığı konuşuyor. Anlaşılsın mı? Anlaşılsın. Güzel haber arkadaşlar. Ama ben seçimde özellikle ben Sayın Aziz Yıldırım Başkan'ı seçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü 6 yıla bakalım. Evet, bir yılı kenara atalım. 5 yıla baktığınızda başarısız dedi arkadaşlar. 6 yıla sadece bir Türkiye Kupası. Efendimiz alan oyuncular belli. Yani bir Arda Güler, Efendimiz Valencia, birkaç oyuncu dışında alınan oyuncular belli. Ama Aziz Başkan döneminde arkadaşlar tesis yapıldı. Evet, topu kuyruğu Sıda Ali Aziz Başkan yani o imkanlarla yaptı. Yani bunu da göz ardı etmek lazım. Baktığımız zaman tesisler, efendim söyleyeyim, oyuncular geliyor. Anelka arkadaşlar, bir Anelka geldi mi? Evet, 6 yılda bir Anelka gibi adam getirdi mi? Ali Koç yönetimi? Hayır. Bazen Alex geldi, Davidler geldi, Roberto Carlos'lar geldi, Serhat vardı, Ümit Özdağ vardı. Yani çok iyi bir kadro kurdu. Ama ben Aziz Başkan, Fenerbahçe zor günde taşın altına eline koyduğunu gördüm. Tabii ki Jose Mourinho'nun gelmesi Fenerbahçe bir artıdır arkadaşlar. Artı değer katar. Çünkü Avrupa'daki oyuncu teklif yaptığın zaman neye bakar? Tehlikeye bakar, tesislere bakar, sıra bakar. Yani atıyorum Lukaku, atıyorum Dybala. Evet, Jose Mourinho burada. Ben gelirsem bana da bir artı katar der. Bu anlamda kongrede ben başa baş geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki ben Aziz Yıldırım'ın, Sayın Aziz Başkan'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Jose Mourinho'nun gelmesi Türkiye'ye bir değerdir arkadaşlar. Evet, Jose Mourinho son dönemde biraz başarısız, fakat Jose Mourinho arkadaşlar Porto'daki çıkış yapmak istiyor. Yani Porto'da özellikle Inter'de, Real Madrid'de yaptığını Fenerbahçe'de neden yapmasın? Evet, Fenerbahçe özellikle Şampiyonlar Ligi'ne ikinci bölümden katılacak. Yani iki tane ön eleme oynayacak. O kazanma ihtimali var mı? Yani gruplara katılma ihtimali var mı? Eğer ki Jose Mourinho gelirse, Aziz Başkan veya Sayın Ali Koç gelsin, yani kim gelirse gelsin sonunda Jose Mourinho gelecek. Bunu hem bir kez. Jose Mourinho'nun geldiği bir takım arkadaşlar süper yıldızlar gelir. Yani özellikle şöyle Lukaku, Dybala, efendim söyleyeyim, şöyle Portekiz'den, Brezilya'dan böyle çok iyi oyuncular gelirse, 4-5 tane Fenerbahçe nokta transfer yaparsa ben Şampiyonlar Ligi grubunda katılacağını düşünüyorum. Yani kısacası Jose Mourinho'nun gelmesi önemli bir değer katar. Tabii ki burada Jose Mourinho'nun gelmesinin en büyük sebeplerinden bir arkadaşı Aziz Başkan'dır. Aziz Başkan'ı tabii ki dediğini bir yabana atmayalım. Yani biz özellikle kongrede arkadaşlar vaatlerin konuşulduğu bir kongreyi izleyelim. Ama kim daha iyi başkanlık yapar derseniz bence Aziz Yıldırım yapar. Çünkü Aziz Yıldırım 20 senede Fenerbahçe'nin taşın altına eli koydu. İyisiyle kötüsüyle 20 senelik bir başkanlık dönemi geçirdi. Evet, bunu hemfikir son dakikada şampiyonluklar kaçırıldı. Bunlar hemfikiriz. Efendime söyleyeyim, son dakikada Denizli, efendim Trabzon'da kaçırıldı mı? Kaçırıldı. Ama Aziz Yıldırım koca 20 yıl arkadaşlar tesisler sınırlı, efendim stadı yaptı. Efendim söyleyeyim, yıldız oyuncular geldi. Bu da çok önemli. Ama baktığımız zaman 6 yıla bakalım arkadaşlar. Yani birkaç oyuncu dışında gelen teknik direktörler, efendim söyleyeyim, gelen oyuncular Fenerbahçe'ye layık oldu mu? Fenerbahçe'de başarılı oldu mu? Hayır. Ama baktığımızda şunu da anlamıyorum arkadaşlar. 99 puan, 99 gol ama İsmail Kartal Hoca gönderiliyor. Bunu da anlamıyorum. O zaman başarılıysa Fenerbahçe Sayın Ali Koç'un yöntemi, neden İsmail Kartal Hoca ile yollar ayrılıyor? Bunu da konuşmak lazım arkadaşlar. Gerçekleri konuşalım. Ama sırf Aziz Yıldırım Başkan Jose Mourinho'ya getireceğim diye Ali Koç ve Sayın Acun gitti ve anlaşması önemli arkadaşlar. Buna kimse karşı değil. Yani anlaşması, ya Aziz Yıldırım zaten dedi. Ben veya karşı taraf. Kim giderse gitsin Jose Mourinho'yla anlaşsın dedi. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani biz özellikle Fenerbahçe Jose Mourinho'yu gittikten sonra şöyle sağlam 4-5 tane oyuncu aldığı sürece ben seneye damga vuracağını düşünüyorum. Tabii ki Galatasaray'a baktığım zaman evet, Galatasaray hakkıyla şampiyon oldu mu? Oyuncular, emekliler, yönetim oldu. Ama şunu altını çiziyorum arkadaşlar. Fenerbahçe kendi eliyle şampiyonluğu verdi. Kimse kusura bakmasın. Evet, 99 puan, 99 ve gol. İsmail Kartal Hoca başarılı mı, değil mi? Bunu sormak lazım arkadaşlar. O zaman başarılıysa, başarılı değilse neden gönderildi şu an? Bunu da anlamış değilim.